öncelikle hukuk ve demokrasi krizi derken bu krizi nerede aramak lazım ya da bu krizi nerede konumlandırmak lazım? Tespiti belki gerekiyor başta. Çünkü hukuk krizi derken bir bozulma ve bir çürümeden bahsediyorsak eğer bu bugün ya da en son 2017 anayasa değişikliğiyle başlayan bir süreç değildi aslında. Bu çok daha öncesinden geriye götürerek başlayan bir süreçti. Kriz halinde, devamlı ataklar halinde kriz yaşayan bir toplumun artık barışa ve huzura ve toplumsal dayanışmayı gerçek kılacak bir anayasaya ihtiyacı var. 2017 anayasa değişikliği hepimiz de biliyoruz zaten şu anda da yaşıyoruz. Kriz üreten, her daim kriz üreten, üretecek, sürdürülebilir bir anayasa değişikliği değildir. Çünkü demokrasi kurmamıştır. Anayasal söylem dediğimiz zaman sadece anayasa anlamında değil, bu olağanüstü hal döneminde de etkilenen bütün unsurları da kapsayan bir anayasal söylem, bir anayasal dil oluşturulması, anayasal talep oluşturulması gerekiyor. Anayasa dediğimiz zaman toplum sözleşmesinden bahsediyoruz. Beraber yaşamayı mümkün kılacak minimum ortak kurallardan bahsediyoruz. Siyasal katılım, herkesin kendi olabildiği, kimsenin buna müdahale edemediği toplumsal kurallara ilişkin talep aslında şu anda mevcut. Dolayısıyla bu söylemi belki kuvvetlendirmek lazım. Nasıl olacak? Var olan bu söylem nasıl gerçekleştirilebilir? Dolayısıyla şu anda parlamentoda en azından siyasal katılımı hem milletvekilleri bakımından hem seçmenler bakımından güvence altına alınacak kanunun önerilerinin de üretilmesi gerekir. Ancak bu çerçevede yola çıkarsak, bu bağlamda, bu yöntemle yola çıkılırsa ancak ben konsolide olmuş bir krizin demokratik yollarla aşılabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.